Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Kurtlar Vadisi dizisine ait kısa bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi öldürdüm. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına Aslan'ı sorgulasaydın. Ben de kafasına sıktım. mi yaptım. <laughs> Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Evet arkadaşlar bu bölümde de sahnede geçen diyaloğun Arapça ve Türkçe okunuşunu yapacağız, seslendireceğiz. Gereken yerlerde de açıklama yapacağız. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Limâdâ katelte Aslan Akbey. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Limada katelte Aslan Akbey. Limada burada neden ya da niçin manalarında katelte de öldürdün manasında kullanıldı arkadaşlar. Keyfim istedi öldürdüm. Kateltuhu ala mizaci. Keyfim istedi öldürdüm. Katel ala mizaci. Normalde arkadaşlar burada ee, Gateltuhu ala mizaci şeklinde çevirdik. Keyfimi istediği normalde Arapçaya tam olarak çevirseydik. Gateltuhu li ennehu talebe mizaci. Yani talebe istedi. Mizaci keyfim. Talebe mizaci keyfim istediğinden dolayı öldürdüm. Şeklinde yapmamız gerekirdi ama katel tuhu li ennehu talebe mizaci yerine Gateltuhu ala mizaci şeklinde çevirdik. Yani keyfime göre e, keyfim o şekilde istiyordu. Ben de öldürdüm. Manasında kullanılmış. Bana bak kimliksiz devlet. Undur ileyye ya ayyetuhed devletu bilahuviyye. Bana bak kimliksiz devlet. Undur ileyye ya ayyetuhed devletu bilahuviyye. Bu arada arkadaşlar bana bak ya da undur ileyye manasında kullanılıyor bana baktan zaten birbirlerine bakıyorlar. Burada bana baktan bana baktan e, kasıt da yani dikkatli ol, uyanık olma manasında. Ama e, Arapça Arapçada da bu şekilde kullanılıyor. O yüzden dolayı bana bak e, ifadesini de undur ile ye şeklinde çevirdik. <laughs> Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Laqad tesellelte ila'l mafya la tud'imni. Mafyaya sızmış sızmışsın bana yedirme. Laqad tasallalt ila al-mafya la tut'imni. Burada arkadaşlar sızmışsın. E, mışsın ekleri kullanılmış. Dolayısıyla da fiilin başına tekit harfi getiriyoruz arkadaşlar. Laqad şeklinde kullanıyoruz. Eee laqad sızmışsın. Eee ifadesini yansıtıyor Türkçe. Yani lakat koyduğumuz zaman o mışsın ifadesini lakatten aktarabiliyoruz Arapçaya. Bana yedirme de arkadaşlar burada la tudaimni diyor bana yedirme. Yani tam olarak tercümesi bu şekilde. Ama bana yedirmeden maksat burada beni kandırma manasında kullanılıyor bu. Dolayısıyla da la tehtani bana yedirmenin çevirisi olarak la tehtani de diyebiliriz. Ama burada tam çeviri yaptığımız için la tudumni şeklinde kullandık. Aslanın adamı mısın? Hel ente racul aslan? Aslanın adamı mısın? Hel ente racul aslan? Öyleyim. Ve ene kezalik. Öyleyim. Ve ene kezalik. Burada arkadaşlar naam şeklinde de söylenebilir ama öğleyim kelimesini ya da öğleyim cümlesini tam olarak çevirmek istedik. O yüzden dolayı bu kederlik şeklinde tercüme yaptık. Normalde naam de diyebilirdik yani. Söyle Aslan beyin ölüm emrini kim verdi? Kul Men atal emra bıkatli Aslan Akbey Söyle Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Kul men a'tal emra bi katli aslan Akbey. Burada arkadaşlar tercümeyi tam olarak Türkçe'ye uyarladık. Arapça tercümeyi tam Türkçe'ye uyarladık. Normalde Araplar bu şu şekilde kullanabilir bunu. Kul men men emra bi katli aslan Akbey men emara bir katli aslan akbey şeklinde çeviri daha güzel oluyor. Yani Araplar o şekilde kullanırlar daha çok. Ama biz burada e, Türkçenin tam karşılığı olarak Arapça çevirdik. Dolayısıyla gul men atal emra bir katli aslan akbey şeklinde çevirdik. Men atal emra emri kim verdi? Bir katli aslan akbey aslan akbeyin aslan akbeyi öldürme emrini kim verdi? Ya da Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Leyteke istecvabte aslan bedelen min entestecu beni. Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Leyteke istecvabte aslan bedelen min entestecu min beni. Burada arkadaşlar ee, Sorgulasaydın burada bir temenni var. Yani keşke manası var Türkçesinde. Dolayısıyla Arapçada da leyte e, kelimesini, leyte edatını o keşkenin karşılığı olarak kullandık. Eee leyteke istecabet aslan bedelen min en beni şeklinde de çevirisini yaptık. Aslanı sorgulasaydın ya yani beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Leyteke istecvebte aslan. Aslanı sorgulasaydın keşke. Bedelen min en testecvi beni. Beni sorgulayacağına. Vatan haini oydu. Huve kâne hainen lil vatan. Oydu. Vatan haini oydu. Du kelimesini de kâneden, du ekini de kâneden alıyor arkadaşlar. kane. E, du, d, di, di e, bu eklerle yapılan geçmiş zamana Arapçada kane karşılık geliyor arkadaşlar. Vatan haini oydu. Huve kane hainen lil vatan şeklinde çevirdik. Ben de kafasına sıktım. Ve ene eylan atlaktu rasasa ala rasihi. Ben de kafasına sıktım. Ve ene eylan atlaktu rasasa ala rasihi. Burada arkadaşlar sıktımdan maksat burada e, tabii ki de e, hani ateş ettim kafasını ateş ettim manasında kullanılıyor. Dolayısıyla Arapçada da atlak durrasasa ala rasihi şeklinde çevirdik. Yani sıktım şeklinde çevirmedik yani. Ve ene eyvan atlak durrasasa ala rasihi atlak rasasa ala ateş etmek manası. Dolayısıyla bu şekilde çeviri yaptık arkadaşlar. Vazifemi yaptım. Kumtu bi vazifeti. Vazifemi yaptım. Kumtu bi vazifeti. Bu arada arkadaşlar yaptım. Normalde faaltü Ama kumtu şeklinde daha çok kullanılıyor. Kame B harfi ceri ile beraber. Kumtu bi vazifeti. Vazifemi yaptım. E, şeklinde çevirisi daha uygun. Daha çok kullanılıyor. Delikanlısın ama safsın. Ente şabbun lakinneke sadicun. Delikanlısın ama safsın. Ente şabun lakin deki sadicün. Burada arkadaşlar delikanlı normalde Arapça karşılığı züddemül mecnun tam olarak çevirisi bu şekilde. Ama normalde delikanlı genç manasında kullanılıyor. Yani gençliğinin baharında manasında kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Arapçasını da şab genç. Yani çok genç. Daha çok gençsin manasında o şekilde çevirdik. Şap, delikanlıyı şap şeklinde çevirdik arkadaşlar. Çok güvenmişsin aslana. Lakat i'temet de ala aslan kethiran. Çok güvenmişsin aslana. Lakat i'temet de ala aslan kethiran. Burada arkadaşlar e, mişsin yani çok güvendin deseydi burada i'temet de sadece şey söyleyecektik. Ertemette hala اَصْلَانَ كِث۪يرًا Çok güvendin Aslan'a. Bu şekilde çevirdik ama burada çok güvenmişsin. ''mişsin''i لَقَدْ ile kapatıyoruz arkadaşlar. Lakat dediğimiz zaman lakat اَرْتَمَتْ de güvenmişsin manası katıyor onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sahnedeki diyaloğun Arapça ve Türkçe okunuşları ve açıklamaları bu şekildeydi. Sizlerin de arkadaşlar önerileri varsa yoruma yazabilirsiniz. E ayrıyetten bu diyaloğu arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım. Oraya yapıştıracağım. videoyu izlemek istemeyenler, izleyemeyen arkadaşlar oradan direkt bu diyaloğu Arapça ve Türkçe olarak alabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.